Tam ortamızı ayarladım. Fırına kutusu yapacağım. Çok biraz önce ütülediğim için şey olmuş. Şimdi şuradan başlayacak. Şuradaki fermuarın plastik bitiş noktası var ya. O bitiş noktası buradaki çizginin, orta çizginin, şöyle çizeyim hatta. Orta çizginin tam bitimine gelecek şekilde. Şimdi fermuarımız nasıl olacak? Şöyle olacak değil mi? Yani nereden başlayacak? Tam buradan başlayacak. Yani şurada bitecek. Aslında kemerle birlikte başlayacak. Şimdi bakın. Buradan başlatıyorum. Biraz daha kapatacağım. Şimdi işaretlerin ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. İğne. Şöyle bitecek ya. Bakın. Şu noktayı mutlaka işaretliyorsunuz. Tamam mı? Neden işaretledim onu? Diğer çizgide aynı bu hizaya gelsin diye. Evet, aynen öyle. Aynı noktada olsun diye. Fermuarın her iki tarafını da mutlaka işaretliyor. Tamam mı? Şimdi şu taraftan dikeceğimiz için işareti aslında oradan almalıydım. Ama buraya da taşıyabilirim. Nereye gelecekmiş? Bunu dikerken gizli fermuarımız buraya, şu çizdiğimiz nokta oraya gelecek. Şimdi bunu yerleştirirken arkadaşlar, şimdi hep söylüyorum, unutursanız eğer önce bitiş şekline bir bakın. Şimdi böyle döndüğünde nasıl gözükecek? Böyle gözükecek. Fermuarımız böyle çünkü. Hemen şuraya bir tane iğne takabilirsiniz. Şimdilik böyle yapın bunu. Ben size şimdi iğnesiz nasıl dikilir onu daha sonra göstereceğim. Teyel yapmanıza hiç gerek yok. Fermuar sonuna kadar hiçbir zaman dikilmez. Biraz 1 santim veya 2 santim yukarıda bitirilir. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde ayarlamam lazım. Eğer ütülemede bir hatamız yoksa, şimdi arkadaşımızın ütüsüne ben güvenerek yapıyorum bunu. Ama görüyorum ki bir takım hatalar söz konusu. Şimdi aynı şeyi ne yapacağız? Karşılıklı buraya yerleştireceğiz. İşaretim var, değil mi? İşaretimi nereye denk getiriyorum? Dikişe. Dikişe denk getiriyorum. Önce orayı işaret şey yaparsanız daha düzgün. Evet, üstte bir hata olduğu için şu anda birazcık kayma olabilir ama deneyeceğiz bakalım. Evet. Gördünüz mü? Bir işaretle bu eşitliği sağladık.